Sıra Tapu senin ilk filminmiş öyle mi? Evet. Güzel. Bu senin şansın. Hem oyunculuğun hem de görünüşün kusursuz olmalı. Giydiğin kıyafetler, makyajın, cildin, saçın. Özellikle saçın konusunda hiç riske girme derim ben. Tek bir sahnede bile bakımsız görünürsen her şey bitti demektir. Emekli olursun ve emekli maaşın bile olmaz. O yüzden hep iyi malzemeler kullanmaya bak. Kaliteli ürünler, en iyi marka ve ithal ürünler. Sadece ürünün kalitesi yetmez. Saçına elleriyle şekil verecek olan kişinin de çok iyi olması gerekiyor. Bu hem makyajın hem de kuaförün için geçerli. Benimkine bak. Son derece modern, klas ve havalı. Öyle sıradan kuaförler gibi değil hayatım. Saçını yapacak olan kişi öyle kenar mahallenin birinde bir salonda çalışıyor olmamalı. Sırada dinle. Bir yıldız için imajı her şeyden daha önemlidir. Nasıl göründüğünden, çevresinde nasıl tipleri olduğuna, kimlerle çalıştığına kadar. Anladın mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu sektörde her şey çok karışık. Kimi ne zaman nasıl bir işe çağıracaklarını asla önceden bilemiyorsun. Gülümse bebeğim. Kes şunu Kenny. Ne yapıyorsun? Dur bir dakika. Bebeğim dur yavaş. Beni rezil ettin. Gülümse bebeğim. Biliyorsun yoksa fotoğraf kötü çıkar. Bu kare bütün gazetelerin baş sayfasında görünecek. Kenny'nin deliler gibi aşık olduğu tek kadın. Çek hadi. Kenny sen ne saçmalıyorsun? Reklam yapmak gerekiyor bebeğim. Malzeme vermek gerekiyor. Düşünsene. RK, yengesi ve kardeşi hep birlikte aynı sette. Aile paketi. Çek çek. Kenny bu fotoğraf şeyi alıp hemen buradan gitmezsen. Bitti tamam. Tamam hadi çıkalım. Hadi. Bebeğim. Sen en güzelisin. Dur bir dakika. O kimdi? Menajerin mi? İlginç bir kişilik. Baksana. Benimle de çalışır mı acaba? Hadi karavana geçelim. Bu gerçekten çok mu önemli? Evet. Aktris de şöyle soracaksınız. Bu gerçekten çok mu önemli? Ve siz? Siz de şöyle yerinize geçin. Sahneyi biliyorsunuz. Evet. Hazır mıyız? Evet. Evet. Bir deneme yapalım. Şimdi mi geldin? Burada kaç saattir seni bekliyorum. Kimi bekledin? Beni mi? Yoksa ayı mı? Çekime geçiyoruz. Hazır mıyız? Kamera hazır. Evet. Sahne 5, çekim 3, deneme 1. Kestik. Bir dakika. Böyle yapmasan daha iyi. Aydan daha çekici görünürsem olmaz. Önce ayın görünmesi gerekiyor.
Bak şimdi, farz et ki... Vay canına. Gerçekten çok bilgilisiniz. Bir harikasınız. Ne? Senaryoyu sen mi yazdın gerçekten? Bitto öyle bir şey yapmalıyız ki onlara geçmişte yaşadıklarını hatırlatan... Bir sürü canlandırma olmalı, öyle değil mi? Evet teyze, bugün de çekimin son günü ama küçük bir sorun var. Bugün dış mekan çekimi olacakmış. Madubala'yı buna nasıl ikna edeceğimi bilmiyorum teyze. Bittu, çabalayan sadece biz değiliz, unutma. Allah da bizimle, bize yardım ediyor. Bir sorun olmayacak. Her şey yolunda gidecek, bana inan. Hı? Tamam teyze. Toplanıyoruz. Yönetmenim, bir sorun var. Erken toparlandık da. Bay Arkey, yarın dış mekan çekimimiz olduğu için toplanıyoruz. Anladım. O halde az önceki de bugünün son sahnesiydi değil mi? Evet. Bittu! Patron. Bittu, bir duyuru yapmanı istiyorum. Bugün çekimin son günü olduğunu söyle. Bu nedenle bir parti veriyorum. Güzel yiyecekler, içecekler, ne gerekirse hazırlat. Bir de kocaman bir pasta istiyorum. Ha bir de partiye herkes gelmek zorunda. Herkes. Herkesten kastım herkes. Dediğim gibi partiye herkes katılacak. Herkese sen de dahilsin. Ne oldu? Yoksa korktun mu? Cesaretini mi kaybettin? Yoksa annen acil olarak eve mi bekliyor seni? İyi, git o zaman. Ne de olsa kaçmak senin sadece kaderin değil, huyun da. Kaç, git. Asistan. Hanımefendinin karavanına götür. Bebeğim, hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Seni ucuz kenar mahalle güzeli. Beni Arke'ye yanında kaç kez küçük düşürdün. Şimdi gör bak. Küçük düşürmek öyle mi oluyormuş yoksa böyle? Tamam mı? (Gülüyor)
Sana da içecek bir şeyler vereyim. Teşekkür ederim. Bakıyorum siz kızlar nedense bir şey yiyip içmiyorsunuz. Hayır, onlar meyve suyu falan içiyor. Ben de şimdi kendime bir şeyler almaya geldim. Anladım. Peki ya Madu? O neden bir şey içmiyor? Tabii ya, hatta ben de yine unuttum. O ne böyle partilere ne de plastik bardaklara alışık. Anlıyorum, şu an dul olsa da sonuçta Arkin eski eşiydi. Bak ne diyeceğim sana. Al. Bunu ona götürebilirsin. Kristal kadeh olmasa da eminim böyle kapalı şişeden rahatlıkla içer. Evet tabii, çok haklısınız. Hadi götür onu. Al bak, sana getirdim. Teşekkür ederim. Evet, herkesin alay konusu olmaya hazır ol. Patron geldi. Müzik açın. Başka bir şey getireyim mi? Hayır. Kapalı şişe olduğu için bir sorun olacağını sanmıyorum. Peki. Yavaş kahraman, kontrollü ol. Kontrollü olmayı senin öğrenmen lazım. Çünkü kendini kontrol edemezsen o zaman oynadığın karakterin kontrolünü de kaybedersin. Bu da günahlarının çoğalmasına neden olabilir. Biliyorsun. Arke, gerçekten benimle neden hep böyle iğneleyici şekilde konuşuyorsun? Ha? Bittur. Kızlar, ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim mi? Hadi gelin, pilav yiyelim. Ben gerçekten aç değilim. Siz gidip yiyin. Tamam o zaman. Gel Arke'ye dans edelim. Hadi. Oh,
Hadi gel, dans edelim. Madu birden ortadan kayboldu. Madu? 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 Madu. Madu. Madu, aç şu telefonu. Madu, aç şu telefonu. Madu sonunda buhar olup uçtu. Tıpkı filmlerdeki gibi. Madu! 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 Madu, sen burada mıydın? Ne var? Madu, seni aradım ama telefonu neden açmadın? Çünkü o zaten senin telefonundu. Laf edersin Madu, diye. Madu, dikkat et. Yavaş, dikkat et. Dikkat et. Dur, dikkat et. Sen sarhoş musun? Sarhoşsun, belli oluyor. Gözlerinden. Hatta bence en az yarım şişe içmişsin. Hayır. Evet. Hayır. İçki içmişsin. Nasıl? Neden? Neden yaptın bunu? Nasıl içersin Madu? Hem de ilk seferde bu kadar içilir mi? Sen aklını mı kaçırdın? Şşş. Şşş. Sen kimsin? Hem sana ne benden? Sen kim oluyorsun? Kime bağırıyorsun öyle? Ne sıfatla? Ha? Sen kimsin? Ben... Madu... Madu dinle. Ben... Ben Arkay. Arkay. Sus. Git buradan. Sen buradan çok 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 uzağa git. Ha?
Hey Madu, beni dinle. Benimle nasıl böyle konuşursun sen? Benimle böyle konuşma lütfen. Seninle konuşuyorum ya. Bu yeter işte. Ben senin gibi adamlarla asla konuşmam. Madu, benimle konuştuğun için teşekkür ederim. Ama senden uzaklaşmamı isteme lütfen. Seninle konuşmam gerek. Seninle çok konuşmak istiyorum ben. Madu, ben çok acı içindeyim. Yüreğimin acısı beni öldürüyor. Lütfen, lütfen konuş benimle. Sadece birazcık konuş. Birazcık. Lütfen. Gitsene. Arki düşeceksin. Madu. Bir dakika. Sen beni düşüreceksin. Hayır, neden düşüreyim ki? Ya yaralanırsan. Yaralanmasın. Yaralanmana izin vermem. Madu. Tamam. Dediğin gibi dokunmak yok. Sadece konuşacağız. Madu, bir sorun var. Ne sorusu? Burada olmaz. Başka yerde. Burası çok gürültülü. Bence başka bir yere gidelim. Benimle gel. Gel Madu. Gel. Bırak beni erkek. Madu, çok önemli bir soruya cevap ver. Sana seninle konuşmayacağımı söyledim. Lütfen. Tek soru. Hayır, istemiyorum. Bırak beni, bırak. Yoksa bak, ben telefon ederim. Kimi ararım? Polisi ararım ben, evet. Dur, düşeceksin. Dikkat et. Bak, tek bir soruya cevap verirsen gururun mu incinir sanki? Numara? 9-2-3-4-5-6-7-8. Yavaş söyle. Tamam, yavaş. 9-2-3-4-5-6-7-8. Hey! Alo. Bu senin numaran. Polis işte. Ben polisim Madu. Hadi Madu, hadi konuş işte. Ne?
Gülüyorsun. Polisle konuş işte. Alo? Alo? Komiser. Hmm. Efendim, Arkay çok gururlu, acımasız, taş kalpli, affedersiniz, kalpsiz bir adam ve her şeye çok kızıyor, çok kibirli. Şeyi unuttun ama, o insanı inciten bir ahmak. Hı? Sersem. Bunu anlamıştır zaten. Tamam mı? Ahmak o. Hadi şikayetimi yazın. Tamam. Bunlar tamam. Ama bir soruma cevap ver lütfen. Hadi. Telefonu kapamam gerek. Başka param kalmadı ve telefondan tık 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 sesi geliyor. Şimdi ne yapacağım? Ben sana vereyim. Ben sana para vereyim ben. Benim çok param var. Hı? Al. Hani şu köy vardı. Telefon edecek param yoktu. Çocuklardan para almam gerekmişti. Ve para için o çocukların önünde dans etmem gerekti. Ulu ulu hadi madu hadi 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 madu hadi. Bir dakika. Hı? Neden bunu daha önce söylemedin bana? Neden bunu benden sakladın? Bir dakika dur, üstüme gelme. Unuttum herhalde. Unutmuş olmalıyım. Hı? Hayır. Hı. Hey, dikkat et. Sen unutmadın. Bu da büyük bir planın parçasıydı tabii. Bunun için yaptın işte. Hayır. Hayır. Öyle değildi. Madu. Evet. Bırak beni. Geri çek gel. Kapıyı kilitlemişsin ve kapı kolunu da çıkarmışsın. Sana ne oldu ya? Ne? Şapşalsın Madu. Ne kadar içtin sen böyle? Kapı orada değil ki. Kapı burada. Bak burası. Kimse var mı? Var, var. Ben buradayım. Gerçekten. Dinle Madu. Madem burada kaldın, en azından soruma... Telefon kulübesi. Sen bana bunu söylemedin mi? Ama sana söylemem için fırsat vermedin ki. Ben de seni rüyamda gördüm. Gerçekten mi? Hı? Sen yalancısın. Hayır. Evet. Hayır. Evet, bırak beni.
Aa, kapıyı açtım. Ben gidiyorum. Madu dinle. Beni... Beni dinle Madu. Ben de seni... hayal ettim. O dans ettiği zaman... onu değil... ben... seni görüyorum. Yalnız gecelerde çin 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 çin, çin. Karanlıkta çin çin tenhalarda. Ha? Bir dakika. Ne oldu? Kim o? O. O. O sinir bozucu biri. Şu senin yıldız. Aa, hayır hayır. Yıldız değil. Şu evdeki işte. Hani sürekli dışarı dışarı deyip durduğum. Evet. O saçını atıp duruyor işte. Böyle atıp atıp duruyor ve böyle böyle bakışlar atıyor. Sana adını söyleyeyim. Onu boş ver. Baksana ben ne diyordum? Hatırlamıyorum. Neden? Ve hatırlamak da istemiyorum. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Madu, bak şimdi aklıma geldi. Sorum. Sana bir soru sormalıyım. Bak şimdi. Bu şişe sana doğru dönerse soruma cevap vereceksin. Tamam mı? Ne oldu? Oyunu anlamadın mı? Sen hiç şişe çevirmece oynamadın mı? Ben sana anlatayım. Tamam mı? Bak, şişeyi böyle çeviriyorsun. Tamam mı? Eğer ucu sana doğru dönerse o zaman soruya cevap vermen gerek. Tamam mı? Ve eğer bana doğru dönerse ben senin soruna cevap veririm. Şimdi sen benim soruma cevap vereceksin. Hayır. Bu oyunu oynamak istemiyorum. Neden? Çünkü sen sorularıma cevap vereceksin ama yalan söylersin. Sen bana sadece yalan söylemeyi bilirsin. Hayır, hayır. Lütfen. Lütfen Madu, soruma cevap ver. Bak, sadece tek bir soru soracağım. Bir. Parmak havada. Bunu bana neden yapıyorsun? Bir dakika. Ben ne yaptım ki? Fazla konuşma. Evet. Sen neden yaptın bunu? Neden beni bırakıp çok uzaklara gitmedin? Söylesene. Senden intikam alınca çok mutlu olacağımı sanmıştım. Ama böyle bir şey olmadı Madu. Neden mutlu değilim? Sürekli seni düşünüp duruyorum. Seni düşünüyorum.
Kendime bunu anlatmaya çalışıp duruyorum. Ahmak Arkey. Sen Madu'dan nefret ediyorsun. Ama yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Daha çok denemen lazım. O zaman benden nefret edebilirsin. Tıpkı benim ettiğim gibi. Benden nefret mi ediyorsun sen? Evet. Hem de çok, 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 çok nefret ediyorum. Gerçekten. Benden nefret mi ediyorsun sen? O kadar çok mu nefret ediyorsun? Benden nefret etmek bu kadar kolay mıydı? O kadar kolay değildi. Her gün içimdeki hislerim. Bastırmam gerekti. O zaman nefret edebildim. Her gün seni sette görmek, sana yakın olmak çok acı vericiydi. Her anı beni öldürüyor. Benim için de acı verici. Çok acı verici. Ama acı iyi geliyor. Sanki bana iyi geliyor. İyi geliyor. Sen ne yapıyorsun? Nesin sen söyle? Ne istiyorsun benden? Ben nereden bileyim? Senin bilmen gerek. Sana bir soru sormak istiyorum ve sen de cevap vereceksin. Anladın mı? Tamam. Bana hiç yalan söyledin mi sen? Kaç kere? Kaç tane yalan söyledim? Bir tane. Sadece bir tane. Neydi? Söyle bana. Kalbimin olmadığıydı. Evet, bir kalbim var. Bak, baksana.
sürüyor işte. Gördün mü? Bu atan şey benim kalbim. Böbreğin bir atışı olmaz herhalde. Değil mi? Evet. Bak. Gördün mü? Bir kalbim var. Gördüm. Peki neden bana yalan söyledin? Bu kadar aşk varken sen her şeyi mahvettin. Sana söylemiştim. Sana geleceğimi söylemiştim. Öyle değil mi? Her şeyi bırakıp sana gelecektim. Sadece aşkını istemiştim. Ömür boyu. Ve birbirimize söz vermiştik. Biz birlikte yaşlanacaktık. Son nefesimizi birlikte verecektik. Evet. Hadi yapalım şunu. Sen geri gel. Bana geri dön. Benimle yaşa, olur mu? Benimle kal ve beni sev ve hep birlikte yaşayalım, olur mu? Benden geri dönmemi mi istiyorsun? Hı-hı. Madu, bana geri dön. Lütfen. Geri döner misin? Geri dönemem. Ve lütfen bir daha asla bana bunu sorma. Sana asla geri dönmem ben. Yapmaz mısın? Özür dilesem de dönmez misin? Kulaklarımı tutup özür dilesem yine mi olmaz? Madu. Ablam da bana aynı soruyu sormuştu. Eğer arkaya gelip senden özür dilerse geri döner misin demişti. Ama nasıl geri döneyim ki? Artık sana Nasıl güvenebilirim ki? Sen güvenimi yıktın benim. Ve bu güven asla geri kazanılmaz. Hayır. Sana asla geri dönmem, asla. Asla. Çık.
Sen haklısın. Ben hatalıyım. Senin güvenini yıktım ben. Senin kalbini kırdım. Peki şimdi ne yapabilirim? Ne yapabilirim ben? Thank you.